akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Koşturuyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar demeden önce çok güzel bir gece. Dansendron'da. Böyle mutlu ve kutsal bir gecede olmak, özel çocukların yanında olmak bence kutsaldır. Biz eşimle geldik. Çok mutluyum. Onlara yardımcı olmak, onların yanında olmak bence kutsaldır. Biz o nedenle buradayız. Nasıl bir gece? Onlara bir moral gecesi mi yoksa aynı zamanda hem manevinin dışında bir maddi yardım da söz konusu mu bu gece için? Vallahi onu tam olarak sormadım, bilmiyorum. Özel bir gecedir. Gösteri de yapacaklar anladığım kadarıyla. Gösteri kadar yapacaklar evet. Çocuklarla beraber resim çektirdik. Aa Selami Şahin amca dediler, tanıdılar. Şaşırdım, mutluluktan uçtum yani. Allah kimseye dert keder vermesin. Onlar da evlatlarımızdır. Onların yanında olmak kutsaldır bence. Gerçekten. Öğren kitleniz bayağı geniş. Efendim? Öğren kitleniz bayağı geniş. Evet sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir Allah'a konser çok yoğun. Var. Sahne çalışmalarımız, konserlerimiz çok iyi, şükürler olsun. Çok yakında da bir albüm geliyor. Yakında 1,5 ay sürer çıkması. Çok az kaldı. Yeni şarkılardan oluşan fakat yılların tecrübesi, hayatımın en güzel besteleri diyebilirim şu andaki yaptığım yeni şarkılar. Bir açıklamanız da vardı. Bütün şarkılarım hit şeklinde. Evet. Gerçekten de öyle bence. Ama yani Türkiye'de şarkılarımı okumayan da kalmadı. Evet. Sanatçıların %90'ı okudu. Çünkü ben her tür beste yapmayı da seviyorum. Benden kim eser istiyorsa o sanatçının yapısına göre eseri sunuyorum. Albümle ilgili sizle daha önce röportaj yapmıştık. Sanırım şey belli değildi. Yani düet yapıp yapabileceğiniz belli değildi. Şu anda albümde düet var mı? Belli oldu mu? Bir tek bir şarkı da var. Nil Burak'la beraber yapacağız. Burak'la beraber bir şarkı ama. Bir şarkı da. Evet. Ama yeni bir şarkı değil mi bu arada? Yeni hepsi şarkılar. 10 tane yeni şarkı. Peki efendim. Çok güzel bir gece. Evet inşallah. Tekrar yaşanır böyle güzel geceler. Teşekkür ederiz. Alp Bey, iyi akşamlar dileriz. Öncelikle. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çok güzel bir gece. Öncelikle çok şıksınız. Teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışsınız. Teşekkür ederim. Güzel bir gece. Nasıl geceyle ilgili? Yani güzel bir gece demelikteyiz. Çok anlamlı bir gece. Biz de farkındalık yaratmak için buradayız tabii göz önünde olan insanlar olarak. Böyle bir gecede olduğum için mutluyum öncelikle. Davet edildiğim için de çok mutluyum. Bizim de bu arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Farkındalık yaratmamız gerekiyor. Benim de bir nebze katkım olacaksa ne mutlu bana. O yüzden buradayız. Çok anlamlı bir gece. Sizin çalışmalar nasıl gidiyor? Var mı efendim yeni bir şey? Yani şu an çok yoğun gidiyor biliyorsunuz. Reklam filmleri var, aynı zamanda dizi yoğunluğu var. Bunlarla birlikte eğitim almaya çalışıyorum bir yandan da. Oyunculuk eğitimi? Oyunculuk eğitimi, artist lise eğitimi. Bunlarla birlikte götürdüğüm için bayağı yoğun geçiyor zaman benim için. Genelde bizim bütün oyuncular yurt dışında alıyorlar oyunculuk eğitimini. Sizin de yani yurt dışına gitmek için şu an zamanım olmadığı için tabii ki imkanım olmuyor bu konuda ama ilk boşlukta ben de tabii yurt dışında eğitim almak istiyorum. Geçenlerde vermiş olduğunuz röportajda bir aşk açıklaması vardı canşık olmadığım şeklinde. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle sanırım. Yani ya aşık olunca anlayacağım. Şundan dolayı çıktı haberler. Afra Saraçoğlu'yu birlikte işte aşkla anladınız gibisinden. Ya Afra benim iş arkadaşım sadece. Biliyorsunuz bunu o da söyledi, ben de söyledim. Böyle bir şey yaşanmayacağını da söyledim hatta. Onun dışında şu an hayatımda kimse yok zaten. Hani olsa zaten açık açık söylerim bunu. Aşık olmadım biraz iddialı galiba. Ama gerçekten anlatılan şeyi merak ediyorum ben de. Çok yüksek bir duygu olarak anlatılıyor. Yani yaşamak istiyorum tabii ben. Oyuncular mı istiyorum? Sinema filmi gelir mi? Genelde diziden sonra sinema filmi yapılıyor. Sinema filmleri geliyor. Geçen yıl da gelmişti. Bu yıl da geliyor teklifler. Projeleri daha çok inceliyoruz. Sinemayı biraz daha farklı bir gözle görüyorum ben. Hani güzel işler yapmak istiyorum. O yüzden hikayenin biraz içime sinmesi gerekiyor. Farklı bir şey olması gerekiyor. Tabii. Bu yaz için de teklifler var ama dediğim gibi karakteri biraz oynadığım karakterlerden farklı olursa seve seve kabul edeceğim bu sene. Oyuncu için avantaj mı sizce? Kesinlikle. Oyuncu için farklı bir tattır sinema her zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ferman abi iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? İyi valla elhamdülillah çok şükür. Yoğun tempoda, koşturmaca. Çok güzel bir gece. Şehitleri andık. Aynı zamanda Dansendron çocuklar için toplandık. Evet, Afrin'deki şehitlerimizi andık. Oradaki Mehmetçiklerimiz, Allah razı olsun, Allah tırnaklarını taşa değdirmesin. Onları biz böyle korumak, yükümlülüklerle bizim dualarımız hep onların yanında. Bütün şehit aileleri zaten onlardan bize çok büyük bir emanettir.
Onları anmak her zaman için bizim için bir şereftir, namustur, bayrağımız gibidir. Ondan dolayı onlar kabinde Down sendromlu kardeşlerimiz. Ben bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman ön ayak olmaktan yanayım. Burada bana bir ödül layık görmüş, sağ olsunlar. Ben Down sendromlu kardeşlerim, ben onlara özel insanlar diyorum. Özel kardeşlerimiz diyorum. Allah Teala bütün hep sağlıklı günleri bize nasip etsin diyorum. Allah kimseye her zaman söylediğim gibi vicdan engellesi yapmasın. Diğer engellerin hepsi aşılır zaten. Ben de burada bir ödül layık gördükleri için mutluyum, onurluyum, gururluyum. Peki nasılsın abi? Çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi, yeni çalışmalar var galiba. Var yeni çalışmalar var işte. Yani yeni albümün en son klip parçasını şimdi Serdar abiyle beraber, Serdar Ortaç'la düet yapmıştık. Eski bir şarkı cover'dı. Ona klip çekeceğiz. Ona klip çekmeden önce herhalde bir kızım gelecek. 2 ay kaldı çünkü şurada. Her geçen gün sizinle röportajda günlerini de sizinle beraber sayıyoruz. 7 haftası kaldı. Adel Suyu bekliyoruz. O şu an en büyük projem o zaten. Bir gelsin bakalım. O geldiği zaman bütün dengeler değişecek, bozulacak. Dünyada hiç tanımadığım birisi gelecek. Hanım onu diyorum. Yani şimdi biz nasipse 24 Nisan'da Allah'tan bir engel olmazsa 24 Nisan'da doğum olacak. Şimdi evden gideceğiz 2 kişi diyorum. Eve geleceğiz 3 kişi. Değişik duygular taşıyoruz. Allah olmayan herkese de nasip etsin inşallah. Hayırlı olsun diyelim. İsim düşündünüz mü peki? Tabii isim. 2 ay kaldı zaten. Adel Hanım, Adel Su. Adel Su. Adel Su koyduk. Adel Su toprak. Adel yani toprak. Adel'in anlamı da zaten asil demek. Evet. Ondan dolayı bakalım Allah-u Teala vatanımıza, milletimize, ailemize hayırlı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin. Allah başlasın diyelim. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Çok teşekkürler diyorum. Sağ olun. İyi akşamlar deriz. Vakit ayırdınız. Ne demek her zaman. Ahmet Bey, akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyi. Çok sağ olun. Çok güzel bir gece. Çok anlamlı bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Önce geceyle ilgili biraz konuşalım. Tabii ki Uluslararası Down Federasyonu 22 ülkede 17 şehirde teşkilatı olan bir sivil toplum kuruluşu. Ve bugün de 1. yılımızı kutladık. Melek yüzlerimize gördüğünüz gibi yavrularımız için onlara güzel sosyal hayatı salmak adına şey yapıyoruz. Tüm sanatçı dostlarımıza, Selami Şahin'e, Hatice'ye, Ebru Yaşar'a, Nilay Doruşay'a, Giliş oyuncularımız var. Alp Navruz var. Güzel İpek var, Şenol İpek var, Ferman Toprak var. Sağ olsunlar, futbolculardan Emre Aşık, Mustafa Doğan, Papen Mustafa geldi. Yani dostlarla birlikte olduk. Amacımız toplumun her noktasında bu yavru çocuklarımıza güzel bir imkan sağlamak ve üstelik hiçbir şekilde para toplamayan, tamamen sponsorluk ve öz karakterleri olan bir sivil toplumuz. Bunlar çok mutlu, çok keyifli çünkü yürekleri olan insanlarla beraberiz. Size teşekkür ediyorum. Bu gece, tüm gece boyunca bize beraberdiniz. Her şey bu yavrular için. Peki dernek birinci yılını kutluyor mu? Federasyon birinci yılımızdayız. Hedefimiz dünyada 47 ülkede şube açmak, 21 şehirde de örgütlenmek. Şu an 17-21'iz. Amacımız bir 25 şehirle, ülkeyle 4 şehri daha katarsak kendimize eminim ki işimiz devam edecek. Tabii Filistin'i Muhammed'i Türkiye'ye getirdik, Cumhurbaşkanı'na çıkardık, bakanlara. Yani biz her mağdur, aynı vatandaşlık verildi. Amacımız bu yavrularımızın güzel bir geleceği olsun. Nerede olursa olsun, ırk, din, meşe farklı ama bunlar dünyanın melek yüzleri. Bunlar için her şeyi varız. Melek yüzleri ne kadar sayısı şu anda? Türkiye'de, bizim şu anda Türkiye'de 100 bin üstünde yavrumuz var ama biz dernek olarak 17 şehirde yaklaşık bir 5-6 bin Down'lu bireyimize ulaşıyoruz. Yani yüksek bir rakam. Tabii oran yani şey olarak. Ama amacımız bizim sayılar değil, faydamız olabilecek çocuklar. Olur. Aynen. Yoksa rakamlar aldatmacadır. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Size de teşekkür ediyoruz. Magazin dünyasının bu tür gecelerde olması çok daha fazla aileye girmemizi sağlıyor. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok İyi sağ akşamlar olun. Dileriz. Çok sağ olun.